Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Limanı Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Mali Kongre'de Ali Koç, Aziz Yıldırım'a bazı şeyler söyledi. Farkında mısınız? Ben o kısımları şimdi konuşmak istiyorum. Sebebi de şu. Satır aralarında çok enteresan şeyler var. Şöyle başlayayım. Sayın Başkan Aziz Yıldırım, o bana Ali Koç diye hitap ediyor falan filan. Ne desin, Mahmut mu desin? Yani Mahmut mu desin, ne desin anlamıyorum. Bizleri bir kez daha şaşırtmadı diyor. Biz rakiplerin uzantılarıyla TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Ben Ali Koç'un hiç kimseyle mücadele ettiğine inanmıyorum. Ben Ali Koç'un hani Fenerbahçe adına, Fenerbahçe'nin hakkını savunmak adına hiç kimseyle mücadele ettiğini sanmıyorum. Neyse, ne yazık ki bir defa da kendi efsane başkanımıza mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Birçok mail geliyormuş. Aziz Yıldırım'la bir kez yarıştım. Söylediklerim onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler. Hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu. Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeye çalışmayın diyor. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Saygıda kusur etmem. Sizi böyle tanımıyorum. Ya ben yanlış tanıdım ya siz değiştiniz diyor. Kandırılmış olabilirim. Fenerbahçe için yaptıklarınızdan Allah razı olsun çok çile çektiniz. Son 5-6 senedir işin şirazesi kaydı. Muhaliflere hep bir şeyler söyleyecekseniz buraya mertçe gelin. Dedikodu yapmayın dediniz. Bize böyle öğrettiniz. Siz neden buraya gelmiyorsunuz? Siz neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz neden elimizden tutmuyorsunuz? Nihat Özdemir gibilere ses çıkarmıyorsunuz demiş. Sizinle yüz yüze gelemiyoruz. Arada Balıkçı'da falan yollarımız kesişiyor bazı şeyler. Artık soracağım eski bir yöneticimiz bize yakın birine buraya geleceğinizi söyledi. Neden gelmediniz? Burası düz ayak. Size ihtiyacımız var. Size çok kez mektup yazdım. 5 kez mektup yazdım. Açmadan geri yolladınız. Telefon mesajlarına dönmediniz. Biz size saygısızlık mı yaptık diyor. Şimdi bu da enteresan cümleler. Hani Ali Koç penceresine bakınca haklı. Eğer böyleyse. Pantolon toplama hareketi diyor. Ben bunu dalga geçmek için yapmadım. Bu kadar mı seviyemiz düştü? Şimdi asıl bombalar bura. Denetim yaptık. Enteresan şeyler çıktı ortaya. Çoğunu söylemedik. Bir tanesi çok ilginç. 2 tane 2 milyon liralık çek gördük. Bir çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamına göre kur 4 falan. Şaşırdık. Dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Bu iki çek bazı futbolcuların ödemelerini içeren çeklermiş. Bir yönetici bu çeklerin arkasına cirolayıp nakde çevirmiş. Onlara da ileri tarihli çek vermiş. Futbolculara sorduk. Financial Fair Play için bunu yapmamız istendi dedi. Yaptık diyor. Aynı yönetici Feneryum hesabından hani aynı yönetici hesabına Feneryum'dan 50 bin lira yollanmış. Aziz Yıldırım bunlara niye müsaade etti ya da biliyor mu bilmiyor mu diyor. Yalnız bunların devamı var. Neden bir şeyler yapmadınız da diyor. Mesela ben bu açıklamalara Aziz Yıldırım cephesinden cevap bekliyorum açıkçası. Bir firma 8,6 milyon dolar para vermiş. 106 gün sonra ne olduysa 9,6 milyon geri almış. 8,6 verip 9,6 almış. %40 fazla almış diyor. Bir teknoloji firmasını aradım, sordum. Üniversite kuracağız dediler. Verdik. Futbolculara ödenince geri aldık dedi. Bunun altında enteresan bir operasyon var diyor. Yani şimdi bunlar da yenilir yutulur şeyler değil ama kimse konuşmuyor. Yani ya aday olun ya çekilin diyor. 5 yılda bir şey yapmadınız. Bir kere 5 yılda hiçbir şey yapmadınız. Fener ola katılmadınız. Yakamızdan düşün diyor. Hani vaktimizi harcamayın. Yancılarınızı getirin. En ufak şeyde sosyal medyada paylaşım yapan. Gol yediğimizde sevinenleri getirin diyor. İrfan Can Kahveci transferi için Fenerbahçe'yi SPK'ya şikayet edeceğinizi söylediniz. Yakışıyor mu demiş. Seyirciyle göndereceğim, mahkemeye vereceğim dediniz. Yakışıyor mu? Hakan Şükür'ü referans alıp söylemlerini bize karşı kullandınız diyor. Bu da tabii enteresan. İşi biraz FETÖ'ye bel altına vurmak. Ben hepinizden şahsım adına özür diliyorum. Hoca şöyle yaptı, böyle yaptı değil. Başarısızlık varsa sorumluluk yönetimindir. Başarısızlık varsa ki futbolda var. Bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kurulur. Hepinizden özür dilerim diyor. Tamam. Özür dilediği için şampiyonluk Fenerbahçe'ye yazılacak. Galatasaray'dan alınıp. Hepimizin toparlanması lazım diyor. Kıvamında Mali Genel Kurul olmadı. Belki de iyi oldu. Bir avuç insan toplum psikolojisini etkileyebiliyor. Üzerine alınanlar varsa özür dilerim. Camianın gidişi gidişat değil. Hepimizin toparlanması lazım diyor. Ve şu kısım. Transferleri hocaya soruyoruz. Eleştiriliyoruz. Daha sonra hoca olmadan Ryan Kent transferini yapıyoruz. Nasıl yapılır deniyor diyor. Yani Ali Koç açıkçası kısa ve net olarak diyor ki ne yaparsak yapalım eleştiren bir kesim var. Hakikaten bak şimdi Jesus geldi. Şimdi kimse kıvırmasın. Ben de dahil hepimiz ne dedik? Doğru yaptı. A+ hocayı getirdi.
Jesus transferler istedi, gitti transferleri yaptı. Hepimiz ne dedik? Doğru yapıyor. Adam kim istiyorsa getirmesi doğru. Şimdi. Neyse arkadaşlar, transfer kısmına geçelim. Miha Zajc kararı Fenerbahçe'den. Şimdi Fenerbahçe Zajc da sözleşme yenilemek istiyor. Milli maçlarda ve bu maçların arkasından sözleşme yenilemesi hedefleniyor. 28 yaşındaki oyuncu ve temsilciyle geçtiğimiz günlerde görüştüm. Burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Zajc uzatacak. Bilginiz olsun. Ama hala belirsizliği sürüyor. Tabi süre istedi diyor. Orta alanda Arao, Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş'la forma rekabetinde yine de 23 maçta görev yaptı. Yalnızca 12'sine ilk 11'de başladı diyor. Ki son maçlara dikkat edin arkadaşlar. Arao, Zajc yaptığı maçları bir tane hariç hepsini kazandık. Enteresan. 5 gol 4 asist bu arada. Jesus döneminde istikrarlı olarak şans buldu. Son dönemde özellikle şans buldu. Onun dışında istikrarlı şekilde şans bulamadı. Resmi maçta da bu sezon 5 gol 4 asisti var. Rakip sahada %83 pas isabeti. Genel pas isabeti ise %89'da diyor. Zajc için. Ha ben şunu söyleyeyim. Zajc'tan daha iyi nice futbolcular var. Ama şu anda eldeki imkan bu. Eldeki futbolcu bu. Onu da söyleyeyim. Şimdi sözleşmeyi uzatırsan imza parası yok. Çart yok. Çurt yok. Fenerbahçe'de Correa belirsizliği. Aslında belirsizlik değil de bu başka bir şey. İtalya Serie A'da forma giyiyor. Joaquin Correa. Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyor demiş. Tam olarak öyle değil. Fenerbahçe'ye önerildi. Hani getirebilirim isterseniz gibisinden bazı cümleler kuruldu. Fenerbahçe olarak da mesela siz Fenerbahçe başkanı olsanız böyle bir teklife ne dersiniz? Teşekkür edersiniz. Getirin tabii dersin. Yani hocam iyi de teknik direktör belli değil. Lan teknik direktör ben bile olsam fark etmez. Şimdi Fenerbahçe'ye olumsuz haber geldi diyor. Neymiş olumsuz haber? İtalyan basını Fenerbahçe'nin oyuncu ilgisine rağmen Correa'nın daha rekabetçi bir takımda oynamak istediğini iddia etti. Kulübe yakın kaynaklar da Arjantinli oyuncuyla ve Inter'le pazarlıkların devam ettiğini, olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtmiş. Uykum geldi. Sezon başında 28 yaşındaki golcüyü Lazio'da 27 milyon euroya aldı. Bu sezon 41 maç, 4 gol, 3 asist. Yani Inter'in oyuncuyu parlatmaya ihtiyacı var. Bu kafayla da parlatabilirler mi? Zor. 28 yaşında oyuncu. 13 Haziran'da 29 olacak. Ben diyorum ki bak forvet arkası kanatlarda da oynayabilen Arjantinli bir isim. 12 milyon euro piyasa değeri var. Ben diyorum ki alacaksak bu arkadaşı alalım. Kiralayalım. Gelsin kiralık olarak oynasın. Yani dur orada Estudiantes'ten Sampdoria'ya 8.4. Sampdoria'dan Sevilla'ya 18.2. Sevilla'dan Lazio'ya 17.85. Lazio'dan Inter'e kiralık 6. Satın alma da 27.3. Yani 33.3'e vermişler Lazio Inter'e. Yani 1408 dakika oynamışlar. Böyle bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin alıp, oynatıp, parlatıp dünya piyasasına sunması çok hoş olur. Ben şunu söyleyeyim, bir belirsizlik şöyle söyleyeyim, teknik direktör konusundaki belirsizlik kalktığı zaman bu transfer hızlanır ya da hızlı bir şekilde biter ya da iptal olur. Onu da söyleyeyim. Serdar Dursun'a iki talip. PAOK ve Darmstadt. Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı diyor. Şimdi Serdar Dursun için de olay kötü. Niye kötü? İsmail Kartal gelecek olursa İsmail Kartal pivot santrafor ister. İyi kanatlar ister. Mesela Correa'yı ister. Serdar Dursun kalsın ister. Ama mesela Sergen Yalçın gelirse o da hızlı, süratli forvet ister. O da Sergen Yalçın'ı istemez. İş biraz buna bağlı. Hani Jesus çok kullanmadı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yunanistan'dan PAOK, Almanya'dan Darmstadt futbolcuna ilgileniyorlar. İki kulüp de 31 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere kaydetmiş. 26 maçta çat pat forma şansı bulup 4 gol 5 asist yaptı diyor. Yine bence çok iyi. Ha şunu söyleyeyim, Darmstadt'ta PAOK'ta bonservis vermek istemiyorlar. Bence verirler. Alacaklarsa. Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya teklifi. Evet. Geldik dananın zırt dediği yere. Niye? Cuadrado'ya teklifimiz ortaya çıkmış. Şimdi Juventus'ta forma giyen Juan Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş Fenerbahçe. Juventus forması giyen Cuadrado için 2 yıllık sözleşme. Ancak
Futbolcunun İspanya ve İtalya'daki teklifleri görmek istediği, Fenerbahçe'den ek süre talep ettiği gelen haberler arasında. 47 maça çıkmış geçen sezon. 2 gol 4 asist yapmış. Arkadaşlar kanat beki gibi düşünün. Sağ kanat beki gibi düşünün. Ben şunu söyleyeyim. Sağ kanadına Cuadrado'yu al. Önüne de Correa'yı al. Da forvete Correa'yı al. Forvet arkasına. Sağ açığa Arda Güler'i falan al. Bence çok üretken bir kanat sistemi olsun. Ama Fenerbahçe'de neler başlıyor? Uğur Dündar'ın istifası sonra devam kararı. Ya Uğur Dündar divan kurulunda başkanlıktan istifa ediyorum dedi. Sonra kendi kendine hadi oylama yapalım falan filan dedi. Sonra oylamada evet bakın herkes beni istiyormuş dedi. Devam ediyorum dedim. Tuhaf geldi bana. 5 yıldız açıklaması bunu duymuşsunuzdur arkadaşlar. Genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılan. Gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armasının kullanılacağını ve bu armanın tescil edildiğini açıklamış. Yani şu an Sivasspor'un logosunda nasıl yıldızlar varsa Fenerbahçe'de de öyle var. Fenerbahçe'nin borcunu konuştuk. Ben şunu söyleyeyim. Ali Koç'un karşısına X de çıksa, Y de çıksa demek ki kaybedermiş. Ki Ali Koç eğer ibra edilmeseydi muhtemelen transferler çok fasafisi olacaktı. Kenara çekilecekti. Alın bakalım ne yapıyorsanız yapın diyecekti. Çünkü bu şekilde çalışıyor Ali Koç'un sistemi. İyi ki olmadı. Mergin Berisha. Berisha için arkadaşlar devre arası alsalardı 4.250. Yazın alınca 6 ila 10 arası bir bonservis vermeleri gerekiyor. Benim bildiğim. Bakalım kimin dediği çıkacak. Ama Berisha tatilini bitirdikten sonra kendi de açıklayacaktır diye düşünüyorum. Edin Dzeko'yu her videoda konuşuyoruz. Dzeko'nun gönlü bizden yana ama maddiyatla çelmeye çalışıyorlar. Onu söyleyeyim. Marlon Gomez. Arkadaşlar Marlon Gomez ismi. Bu isme odaklanın. Bu ismi takipliyoruz. Scouting yaptık bu ismi. Teklifimizde de bulunduk ama insanüstü bir para istedikleri için bu arkadaşın şimdilik bize yar olması imkansız gibi bir şey. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Arda Güler'i gönderiyorsunuz. Gidiyormuş. Hani kim dedi, ne dedi, nereye dedi? Milli takımdan dönünce Ali Koç'tan yüz yüze görüşmeyecek mi yani onu bilmiyor musunuz? Hani gidecekse orada çıkar ortaya ama ben gitmeyeceğini düşünüyorum. Samsunspor Fenerbahçe'nin ilişkilerini gayet iyileştiren bir takım. Bir Türk bir yabancı futbolcumuz alırsa da şaşırmayın. Zahit'si konuştuk. Konuşacaktım. Ha, Emre Mor'u konuşacaktım. Emre Mor. Fenerbahçe'nin en yetenekli isimlerinden bir tanesi Emre Mor. Ulan baktığın zaman az oynatılmış, örselenmiş, eklenmiş, itin bir tarafına, yok bu başkaydı. Hani Emre Mor'un bence hakkını yediğimizi düşünüyorum. Bak Emre Mor bir, İsmail Yüksek iki. Bence bu isimleri hani konuşurken transferde de bunları çok çok konuşmamız lazım. En azından moral olması lazım. Hani İsmail Yüksek işte ben olsam şu takıma gönderirdim falan filan diye. Ya ben açık söyleyeyim Emre Mor'u İsmail Yüksek Fenerbahçe herhangi bir Avrupa takımına satsa satın alan takım çok büyük kar elde etmiş olur. O kadar söyleyeyim. Yani benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Onun dışında sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum elinden geldiğince. 18 Haziran pazarın son videosundan herkese selamlar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeni de çok görmeyin.